Şimdi ne yapıyoruz? Tereyağı ile mısır unu kavuracağız. Hayır, muhlama mı kuymak mı? Bu kuymak. Şimdi muhlama ile kuymağı hep karıştırıyorum. Sen yap, yapacaksan. Önce muhlama nedir? Karadeniz kızı. Muhlama uzayan peynirle yapılan. Kuymak da farklı bir peynir türüyle yapılır. Evet, Trabzon peyniri. Trabzon peyniriyle yapılırmış. Tabii biz bilmiyoruz onun ne olduğunu. Biraz küflü mü oluyor? Evet, küflümsü bir kadar oluyor. Kuymak küflü peynir gibi bir peynirle ve kendine has aromatik ağır bir kokusu varmış. O yüzden herkes sevmezmiş. Tulum peynirine benziyor. Tulum peyniri gibi. Kırıntı mı? Kırıntı. Kırıntılı. Tabii biz onu bilmiyoruz. Bulursak bir de onunla yapacağız. Şimdi tereyağını koyduk. Kısık ateşte kavuracak mıyız bunu? Kavuruyorum. Ne kadar kavurayım? Rengi dönene kadar. Rengi dönene kadar. Arda, bunu İngilizceye çevir. Rengi dönene kadar. Şimdi böyle koku da çıkıyor değil mi? Hı hı. Yüksek ateşte yapsak olmuyor mu? Olur. Un elması gibi. Hı. Bu tereyağı ve onun kokusu da çok güzel oluyor. Tabii Karadeniz dağlık, tepelik insanlara güçlü. Karıştı mı? Kavurduk. Sonra kısık ateşte suyumuzu ekledik. Ama biraz hızlı olmak lazım. Ben konuşmaya çalışırken. Ben yapayım. Hadi yap. Gel. Biraz topaklandı değil mi? Hı-hı. Nasıl açarız topağını? Ben tavayı tutuyorum. Sen hızlı karıştır. Çünkü tava kayıyor ocağın üstünde. Şöyle kaşığın sırtıyla şey yapsak belki açılır. Çok besleyici, vitaminli. Şimdi ben diyorum ki yeni nesil anneler hep çocuklarına kornfleks ve süt koyuyor ya. Hı hı. Niye diyorum yani? Güzelim muhlama varken 2 dakikada yap. Çocuk muhlama yesin mısır ekmeğiyle. Ben Karadenizli değilim. Ama niye böyle bir şeyi savunuyorum ben de bilmiyorum. Çünkü gıdanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Kahvaltısız okula giden çocukların öğrenme güçlüğü yaşadığını biliyorum. TLC'deydi sanırım. Zor okul yolları diye belgeselde de zaten bunu gösteriyor. Çocuklar berbat şartlar altında ama muhteşem coğrafyalarda yaşıyorlar. Yılanlarla, kaplanlarla, timsahlarla uğraşarak okula gidiyorlar. Öğretmenleri de nedense hep asık suratlı oluyor. Çocukların fakirliğine çok üzülüyor. Ve çocuklar yetersiz beslendikleri için derslerinde başarısız oluyorlar. Sonra herhalde orman işçisi falan oluyor çocuklar. Mikser var mı anne çırpıcı ya da? Şöyle ben açılır o ya. Bence açılır o. Şimdi peynirini koyalım bir ne olduğunu. Peynirini koyarsak topakta kalmaz mı? Bir şey olmaz ya, yeriz. Asla değil mi? Hem basit hem lezzetli. Bence her çocuk okula gitmeden önce neydi? Kuymak veya muhlama yemeli. Peki kuymak hangi şehrin Karadeniz'de? Trabzon'da. Trabzon. Muhlama? Yani Trabzon'da. Muhlama Rize'nin olabilir. Muhlama Rize'nin, kuymak Trabzon'un tabii. Genel olarak. Peki o biz yöresel peynirleri nereden bulacağız? Biz şarküterilerde Samsun'da vardı burada. Kargo ile belki değil mi? Yani. Artık kargo şirketleri dünyanın bir ucuna bile getiriyor. Şimdi peynirleri de küçük küçük doğradık. Ve atıyoruz. Bolca. Biz çedar peyniri kullandık ama Pınar'ın, daha önce marketin ürünün olan bir çedar aldık. Hiç lezzeti yoktu, plastik gibiydi. Pınar'ın çedarı oldukça lezzetli. Nereden biliyoruz? Çünkü dün evde hamburger yaptık. Bayağı da güzeldi değil mi? Evet. Şimdi eriyecek ve muhteşem bir yemek olacak.